Karpatlar Kitap Kulübü'nün 3. buluşmasında sanki aynı günde çekim yapmıyormuşuz gibi arkadaşlar kıyafetlerini değiştirdiler. Kusura bakmayın, ben değiştirmediğim için bunu söylemek zorundayım. Aynı kıyafetle buradayım. Hoş mu bu yaptığın? Yapacak bir şey yok. Sen mi değiştirsen benim... Top benim kese şey alıp eve götürürüm her gün kanal benim. Arkadaşlar biz 3. kitabımızı da okuduk. Onun toplantısında hazır bir araya gelmişken yapmak istiyoruz. Bu arada bir ay içerisinde 3 tane kitap okudunuz. Arkadaşlar duygularınızı alalım. Nasıl yani, düşünüyorsunuz? Güzeldi. Sadece seçtiğimiz kitaplar hepsi çok güzeldi bence ama hava şartları, tatil dönemi olması, yani insanın o modda olması birazcık yordu kitap okumayı. Yok, gerçekten seçtiğimiz kitaplar da olabildiğince zorlayacak. Yani zor konular, karanlık hisler. Böyle kitaplardı ve bilin bakalım bu kitap nasıldı. Tabii ki bu da öyleydi. Bu arada seçtiğimiz 3 kitabın 2 yazarının intihar etmesi de başka bir ironi oldu. Yani bu dönemde dışarıda 45 derece hava varken bizim böyle kitapları okumamız ve başarmamız bunu bu arada. Bu da güzel bir şey. Seden en çok etkileyen ama sıçan yemesi. Çok bir dakika ona geleceğiz. Evet arkadaşlar. Üçüncü kitabımız, kitap kulübümüzün 3. kitabı Yan Lianke'den Günler, Aylar, Yıllar isimli kitapta. Öncelikle kapağından biraz konuşalım. Ne düşünüyorsunuz kapakla ilgili? Yani bu kapağı gördükten sonra kitapla ilgili yani bir fikir oluştu mu sizde? Şuradaki umudu gördüm ben. Oradaki umudu ben de yani zaten yani kapağa baktığın zaman hani her yer karanlık ve buradan bir umut var şeklinde ben de o şeyi aldım. Güzel bir kapak tasarımı bu arada. Evet, kesinlikle. Yani kitap için güzel bir kapak tasarımı. Ben sadece işte kılçık olduğum için biraz belki de çok şeyi beğenmedim. Fontu çok beğenmedim. Onun dışında gayet güzel de bir kapak tasarımı var. Bu arada çevirisi, ben çok beğendim çevirisini. Çok çok iyi bir çeviriydi. Zaten 2020 yılında Talat Said Halman çeviri ödülünü de kazanmış kitap. İkinci ve hani o kitabı okuyor ya kız. Neydi? Abası... Said Faik'ten Abası'yı okuyor. Kim oldu? Ya bilmiyorum, ben muhtemelen iyi bir çeviri ödülüdür diye düşünüyorum. Yani bütün ödülleri de takip etmiyorum. O nedenle arkadan okumak zorunda kaldım. Hatta Halman'dır muhtemelen, belki de Halman değildir benim gibi söylenmiyordur. Neyse. 14 baskı yapmış bir kitap. Halman bile olabilir bu arada. Doğru okumuş şunu bize alta yazar. Ya da bir sesli mesaj gönderirseniz Instagram'dan beni takip ediyorsunuz. Bir DM atarsanız sevinirim arkadaşlar. 14 baskı yapmış. Öncelikle Jaguar yayınlarından ben ne zaman bir kitap okusam gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü Jaguar'ın sloganı mutlu azınlığa. Yani mutluyuz, mutlu olmakla ilgili herhangi bir sıkıntım tabii ki yok. Olamaz ama azınlık olma hissi güzel bir şey değil. Yani keşke herkes okusa, keşke daha fazla insan okusa. Ama bu kitabı oldukça fazla insan okumuş, 14 baskı yapmış bir kitaptan bahsediyoruz. Yan Lianke'nin Türkçe'ye çevirmiş başka kitapları da var. Ben yazarı sevdim. O nedenle belki diğer kitaplarını da okuyabiliriz. Bu arada Çin'in yaşayan en güçlü yazarlarından Franz Kafka ödülü sahibi olan bir yazarmış. Bunu da söyleyelim. Ne düşünüyorsunuz? Bu kitabı bize öneren kulüp üyemiz de... Allahsız. Başlamayalım lütfen. Senin de başlamayalım. Benim de başlamayalım. Okey. Yani günler, aylar, yıllar niye anlatıyor öncelikle? Çin'de sanırım 1940-50 yıllar arasında yaşanmış olan büyük bir kıtlık var. Bu kıtlık dönemiyle, bu kıtlık döneminin konu alan bir kitap aslında. Güneşin çok acımasız olduğu, müthiş bir kuraklığın olduğu ve insanların artık köylerini terk ettiği, yiyecek için köylerini terk ettiği bir kitaptan bahsediyoruz. Ve köyde sadece 72 yaşında yaşlı bir adamla kör köpeği kalıyor. Ve biz bu 72 yaşındaki adamın bir umudu yeşertmeye çalışmasını okuyoruz. Evet. Kitap çok güzel. Yani ben kitabı çok beğendim. Ancak konu olarak gerçekten çok zorlayıcı bir metin. Az önce Reza onu anlattı. Yani tabii ki bizim bu videoları izleyen arkadaşlar için zaten spoiler var yani. Zaten yazıyorum kapağda. Yani... Çok uzun bir süre o kadar artık
besin bulamıyor ki oradaki adam. Zaten ismi de yok. İhtiyar adam. İhtiyar adam. O, ihtiyar adam ve kör köpek bu arada. Köpeğin adı da kör. Ya o kadar gıda bulamıyorlar ki bir süre sonra sıçanları takip etmeye başlıyorlar. Sıçanların yuvalarındaki işte mısır tanelerini toplayıp onları yemeye başlıyorlar. Mısır taneleri bittikten sonra da arkadaşlar sıçanları yemeye başlıyorlar. Aralarında bir gerilim oluyor zaten sıçanlarla. Sıçanlarla aralarında bir gerilim var. Daha sonra kurtlarla yaşadıkları bir... En etkilendiğim sahnelerden bir tanesiydi. Çok heyecanlanmıştım. Evet, yani o çok... Yani gerildim tam o anda zaten. Ben çok gerildim. Yani kitap sonuç olarak şunu anlatıyor arkadaşlar. Bütün zorluklara rağmen umudu yeşertmek, umudu yeşil... Yani yeşil tutmak denir mi? Umudu canlı tutmak çok önemli diyor. Çünkü bu adamın amacı köylüler köye döndüklerinde mısır filesi var bir tane. O mısır filesinden çıkacak olan mısırın köylüleri ekecek çünkü bir şey olmadığını biliyor. Köylülerin onu ekerek tarlalarında artık hayata burada yeniden başlamaları gerektiğini düşünerek bu işi yapıyor. Ve zaten Rezan Hanım'ın da aklındaki soru, kitabı bize önermesindeki temel soru bence bu. Evet. Bu kitabı değdi bitirdiğimde mi? Aklımdaki ilk soru, yemin ederim kitabı bitirdim ve dedim ki değdi mi? Yani kitap çok güzeldi, kitabı okuduğuma kesinlikle değdi. Hı-hı. Ama ihtiyar adamın o inadı, o mücadelesi, o inancı, o gelen kitle için değer miydi? Ama o gelen kitleyi de bilmiyoruz bu arada. Yani... Değer mi değmez mi onu bilemeyiz. Çünkü gelen kitle nasıl insanlar, ne de ne diyedir bilmiyoruz. Tek başına kaldı ya orada. Yani bir şekilde hiç kimse, başka hiç kimse kalmadı. Hani hak etti mi o dönecek olan kişiler? Ama bu aynı işte... halkın tekrar dönüp o topraklarını yalnız bırakmaması için. Şimdi bu çok güzel bir bakış açısı değil benim düşünceme göre. Çünkü yani giden insanların neden gittiğini bilmiyoruz. Belki çocukları var. Tabii belki ki hayatta kalmaları zaten, gerekiyor. Tabii ki. Hayır, o anlamda yani değil. Ama neyse siz devam edin, ben o kısmı bulunca söyleyeyim. Seden sence değdi mi? Bence değdi. Bence değmeli de. O zaman yani bence kişi bazlı bir mücadele değildi adamın yaptığı. Evet, evet. Spesifik olarak işte yan komşum şu hani, ve bu arada 3 kitap okuduk. Ben kesinlikle üçümüze de gurur duyuyorum. Bence bu bir böyle bir yola girmek istiyorsanız arkadaşlar 2 kişiyle değil 3 kişiyle girin. Çünkü bir kişi muhakkak hani bugün yapmasak mı dediğinde diğer kişi ona uyup üçüncü kişi hayır arkadaşlar hadi bugün çekiyoruz, bugün yapıyoruz diye itiyor. Ve daha iyi bir şekilde ilerliyoruz. Bir yani, de demokratik bir topluluğuz. Evet. Yani herkes bir kitap seçiyor ve onu okuyoruz. Aynen. Hı-hı. Kesinlikle. Ve bence çok güzel bir etkinlik. Herkes yapsın. Onun dışında bu kitapta değdi mi? Kesinlikle değdi. Çünkü ondan sonra gelen bir kere adam ismini yaşattı. Adam aslında her bıraktığı lokasyonda gelenler bir şey buldu ve anladı. Geçmişi anladılar. Ne yaptığını, ne mücadeleler verdiğini. Kaybolmadı. Ve adamı saygıyla gömdüler diye hatırlıyorum. Evet. Değil mi? Hani buluyorlar ve sonra tören yapıyorlar. Evet. Hı-hı. Birlikte. Hı-hı. Ve değdi. Bence o an asıl. Eğer bulup da hiçliğe yok olsaydı o zaman da aslında. Ben öyle hatırlıyorum bu arada. Yani burada da köylüler iyice düşünüp taşındıktan sonra ihtiyarı buldukları mezara gömmeye karar verdiler. Saman gibi kurumuş olan köpeği de ihtiyarın yanına gömdüler. Taze toprak kokusu çürümenin oğlak kokusuna karıştı. Köylüler o ikisini gömdükten sonra tam oradan ayrılacaklardı ki köylülerden biri ihtiyarın barakadaki yastığının altında yağmurdan ıslanmış bir takvim olduğunu fark etti. Başka bir otların arasında üzeri pas tutmuş bakır bir para buldu. Pası kazıyıp parayı incelediklerinde paranın her iki yüzünde tura olduğunu fark ettiler. Köylülerin hiçbiri şimdiye kadar 200 de tura olan bozuk bir para görmemişti. Parayı elden ele dolaştırıp şöyle bir baktıktan sonra bir kenara fırlattılar. Üzerine bile düşünmemişler, anlatabiliyor muyum? O yüzden değdi mi? Bilmiyorum, değmedi demiyorum. Bakır para ışın demetlerine birbirlerine çarparken kırmızı çiçek yapraklarını andıran bir ses çıkardı. Sonra yere düşüp hendeğin içinde yuvarlandı. Adamın umutları gibi geldi bana. Ya bu benim fikrim. Adam tabii köyleri hissetmemiştir. Değdiğine inanmıştır. Köylüler takvimi alıp yanlarında götürdüler. Günler günleri, aylar ayları kovaladıktan sonra hasat mevsimi bu sefer gecikmeden geldi.
Balaosra dağlarının köylüleri gelirken yanlarında getirdikleri yiyecekleri yiyip bitirdikten sonra toprağa ekecek bir tane bile mısır tohumu bulamadılar. 3-5 köylüyü yiyecek bulmak için dış dünyaya akın etmeye başladı yine. Sadece 2 haftada yüzlerce kilometrelik bir alanı kaplayan koskoca Balaosra dağları kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere döndü yine. Ama işte sonunu kaçırıyorsun. Sonra birisi geliyor. 7 tane adam geliyor sonra. Evet. Evet. Sonra birisi geliyor, onu buluyor ve orada tekrar hayat başlıyor. Evet, evet. Tamam. Evet. Tamam. Ama işte müthiş bir inanç olması lazım. Zaten bu kitabın bana beni tetikleyen kısmı bu oldu muhtemelen. Hani o kadar inançlı değilim ya. Yani herhangi bir konuda körü körüne, ya körü körüne doğru bir kelime değil. Değil, kesinlikle değil. Çok inançlı büyük değil. Büyük bir tutkuyla. Tutkuyla yaptığım çok iş yok. Az var. Yani tam da tutku denemez onlar. Yani yok ama yani mesela. Yok denecek kadar az. Her şeye şüpheyle yaklaşırım. Her şeye acaba mı dediğim için tutkuyla yaklaşırım. Ama tam senlik olabilirsen birçok kişi tutkuyla yapıyorsun. Senin için değmeyeceğini bilsen bile tutkuyla devam edersin bence. İsterdim ayrıca öyle bir insan olmayı. İsterdim yani diye düşünüyorum. Yani şimdi şöyle, ben çok ilginç. Bunu okurken değdi mi sorusuna senin vereceğin cevabın değdi. Benim vereceğim cevabın senin verdiğin gibi bir cevap olmasını beklerdim. Zaman değiştirir. Zaman demek ki bizi değiştirir arkadaşlar. Ya ben de sonuna kadar değdiğini düşünüyorum. Çünkü ya benim şeyle ilgili bir sıkıntım var. Bunu Sokrates'in savunmasıyla ilgili konuşurken de anlatmıştım. Yani Sokrates acaba genç olsaydı bunu yapar mıydı diye bir şeyim var. Benim kafamdaki soru işaretini oluşturan tek şey bu adamın 72 yaşında olması ve bu 72 yaşında olmanın vermiş olduğu zaten kaybedecek bir şeyim yok deyip bu yola girebildiğini düşünüyorum ben inatla hala. Ve bu maalesef bunu düşünürken de kendimi kirlenmiş hissediyorum. Yani neden bunu böyle düşünüyorum diye. Halbuki adamın yaptığı, orada gelecek olan yeni nesle bırakmak istediği bir şey var. Ve ufacık bir umut, yani adamın orada o topraklarda kalmasının tek sebebi tam kendisi de giderken bu arada. Orada görmüş olduğu ufacık bir mısır. Yani o ufacık bir mısır fidesi. Yani bu mısır fidesini yaşatmaya çalışması, onun için verdiği emek yani beni çok çok etkiledi. Ve özellikle eğer sonunda orada hayat başlamasaydı senin gibi düşünürdüm. Yani değmedi derdim. Yani yaşadıklarına değdi mi adam derdim yani ben de. Ya bir de belki de çok üzülürüm senin şeyinden alıyorum. Ben hayır ama ben geçen videoda herkesin farkını yedim yani. Hayır, onunla alakası var. Ben bir de şöyle düşünüyorum. İhtiyar adamın ya insan kendini şöyle durup ölüme teslim edemez diye düşünüyorum. Yani o kadar kolay değil ölmek. Yani okey, ben burada yiyecek bir şey kalmadı. Evet. Herkes gitti. Onlarla gidecek gücüm de yok. Ben durayım bir ölümü bekleyeyim gibi bir şey yok. İçimizde bir yaşam mücadelesi var. Onu da verdi elimizde sadece. Olmayan, evet, elimizde olmayan. Aslında ihtiyar adamın kovalarmış gibi gözüktüğü şey aslında yaşam mücadelesinin verdiği bir duyguydu diye düşünüyorum. Yani o başka zaten çaresi yoktu. Bunu yapmaktan başka zaten çaresi yoktu. Farklı şekilde yapabilirdi. Bir şey yapacaktı zaten. Farklı bir şekilde yapabilirdi. Bence çok tatlı bir şekilde yaptı. Yani kör köpeğiyle olan ilişkisi, kurtların karşısında verdiği mücadele, o birbirlerini yeme diyalogu. Sen beni yer, evet, ben o iki tarafı turu olan para. Evet, bunlar farklı gelişebilirdi. Bu şekilde yaşadı. Onu zaten bence inanılmaz etkileyici kılan ihtiyar adamı. Bu hikayede çok etkileyici kılan bunlardı yani. Peki sence bu hikayede en etkileyici olan ihtiyar adam mıydı yoksa kör köpek miydi? Kör köpekti. Ben o sorudan önce şunu söylemek istiyorum. Bence şu da olabilir, adamın aslında verdiği mücadele. Şimdi biz hayatta kalmak değil de hayata bir şeyler, hani çocuk yapmak için de böyle derler ya, hani aslında bir neslini devam ettirmek, aslında kendi den olan bir şeye bırakmak ki devam etsin. Sen devam yine et. Yine kendini de düşünmek. Aynen, yani devam et. Hı hı. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam adamın çocukları yok. Hı hı. Yani evliliği vesaire, hı hı, onun hakkında çok bir bahsi geçmiyor. Hı hı. Hatta imreniyor bir tane işte yaşlı, hı hı, bir adamın evine gittiğinde orada imrendiğini hatırlıyorum tam olarak. Yani öyle. Okey, süper o zaman. Okey. Ondan sonra bence onun çocuğu da olabilir. Yani ya hayatta kalma değil de bir, hani ben teslim olmayacağım değil de aslında
ben bir şey bırakmak istiyorum bu. Hani 73 yıl boyunca yaşadım öyle ya da böyle. Ama bu en son adımımda artık güzel bir şey bırakayım bu topluma. Mücadelesi de diye de bakabiliriz. Hatırlanmak olabilir. Ben de vardım. Evet. Ama çok bencilce değil. Yani çok hatırlanmak da olsun. Çok öyle güzel. Bakmak da istemiyorum ben. Bana çok şey geliyor çünkü. Yani, narsisist geliyor olay. Yani hani hatırlanmak istiyorum. Hayır yani benim de bir payım olsun bu dünyada ölüp giderken. Ve bence yaş ilerledikçe ölmek daha zor. Benim o zaman da konuşmuştuk Sokrates'in savunmasıyla alakalı. Ben öyle düşünüyorum en azından. Israrla ben de aynı bu şekilde düşüneceğim. Yaş ilerledikçe daha kıymetli oluyor. Tadı damağında kalıyor gibi hissediyorsun. Bence hiçbir farkı yok. Dışarıda yaşlı olan ölmeli tabii ki de diye düşünür insan. Sıralı hani, ölüm. Evet sıralı. Allah herkese sıralı ölüm versin gibisinden ama 18 yaşındaki insan ne kadar arzulu, istekli yaşıyorsa hatta ben arttırıyorum 60-70 yaşındaki daha arzu ve istekle yaşamayı istiyor. Çünkü daha bilin yani daha farkında ve gidecek artık yani. Yani yaklaştı daha doğrusu gibi ama gitmiyor kimse bu arada. Artık ölüm yaşımız arkadaşlar 100'e kadar ilerledi bu arada. Çünkü hani izleyenler olacak ve hayır üzülmesin. Aynen. Üzülmesinler. Gerek yok çünkü arkadaşlar kendimize ölmeyeceğiz. Aynen öyle zaten. Değil mi? Evet. Kesinlikle evet. Aynen. Evet, şimdi ben de şunu söyleyeceğim bu kitapla ilgili. Seden'le konuştuk. Reza Hanım'la çok kitap üzerine konuşmadık daha önce ama Seden'le konuşurken de neden böyle oldu dediğimiz şey var. Yani neden mutlu sonla bitmedi? Neden bu kör köpekle ihtiyar adamı şöyle el ele işte ya da yan yana yürürken, uzaklara doğru giderken o zaman seni bu kadar etkiler miydi ki? Beni etkilerdi yemin ederim. Aşkım ya bence de etkilerdi. Yani. Beni bu kadar düşündün ya. Beni gerçekten yine etkilerdi. Çünkü özellikle hani çok konuştuk. Sıçan işte kurt. Hani oradaki yaşananlar, o sıçan yuvaları, oraları delmeler falan. Yani çok yaşanan ve etkileyecek çok şey vardı. Ama yine Ömür Hüküm Demir'e geliyoruz. Hani zaten baktığın zaman uzun vadede bütün hikayeler mutsuz sonla bitiyor. Yani sonuçta ya yoksun. Zaten kara sevdanın kara sevda olmasının sebebi kavuşamamaları ya. Onun için meşhur ya onların hikayeleri. Böyle bir şey. Tabii ki kötü sonla bitmek zorunda değil etkilemesi için her zaman. Ama ya beni kişisel olarak çok düşündürdü. Ben neden bu kitabın sonunda değdi mi acaba diye düşündüm. Ne oldu bana gibi ama bir şeye girdim yani. Bence, bence şeyin kitabın belki de ana sorusu bu. Belki de. Hani bu adam hayatını ortaya koyup orada hayatın devam etmesine çalışıyor. Değdi mi okuyucunun aklına getirmek belki de bu. Çünkü her şey var. Bak orada senin anlattığın gibi adamın yaşadığı oradaki şeyi önemsemeyip attığı parçalar da var. Ama bir yandan da adamın ortaya çıkarttığı şeyin 7 farklı kişi tarafından oradaki 7 tohumla beraber orada hayatın yeniden başlaması da var. Yani anlattığı şey o nedenle evet. Değerli bence bu kitabın. Ama yine de şeyi de savunuyorum bir yandan. Yapacak daha iyi bir şey olsaydı, opsiyonu olsaydı bu kadarını yapmayabilirdi. Sadece bunu yapmak düştü payına ama bunu da en güzel şekilde yaptı. Öyle düşünüyorum. Bence de. Yani güzel bir kitaptı. Evet. Ya zaten bir zahmet. Diğer türlü mazoşist olurdu yani adam. Hani durduk yere kendini bu kadar sıçan diyor bu adam. Ama ısrar ediyorlardı diye hatırlıyorum. Gel diye ısrar ediyorlardı. Hani evet ama kesinlikle ama bence oradaki amaç şu abi. Bir yaşlı bir insanın evini bırakması, yani ölümden beter adam aslında ölüme terk ediyor, kendini ölüme terk etmiş oluyor. İnsan topraklarında ölmek ister ya, yaşadığı toprakta alışılmış yani. Bunu artık anlayabilir olmak tüylerim diken diken ediyor. Seni de rahatsız ediyor mu? Çok rahatsız. Buraya gitmek istemiyorum. Ya ben bunu anlattım bence. Genciz bu arada. Orası öyle tabii. Ben bunu anlattım Rezan'a daha önce bence. İşte ben belki bu kitaptan sonra hani anneannem ben ortaokuldayken
bize geldi ve çok yani ölümcül bir hastalığı vardı. Tedavi görmesi gerekiyordu ve yani 8-9 ay bizde kalması gerekiyordu. Hani bu tedaviyi tamamlayabilmesi için. Yani ben anneannemle aynı odada yatıyordum. Hatta aynı yer yatağında yatıyorduk. Her gece evini sayıklıyordum. Sürekli beni evime götürün, beni evime götürün. Halbuki tedavisi devam ediyor. Tedavi devam ederken bir sürü test olacak. Orada kalması gerekiyor. İyileşti mi? İyileşti. Hala yaşıyor. Aa! Tabii anneannem hala yaşıyor. Süper! Tabii ki. Ama ve evinde... İşte umut dolu. Yani, evet, al bak daha böyle bitebilirdi. Aa işte dediğim gibi. Yemin ederim. Ya, bu adam da öyle oluyor muhtemelen. Bunu anlatmak istememiştim. Bu adam da süper. Muhtemelen oradan gitmek evet. istemiyor. Topraklarında kalmak istiyor. Gibi bir açıdan da bakabiliriz. Evet, kesinlikle öyle. Ben zaten öyle anladım. Yani ben bence gitmemesinin tek nedeni buydu. Ve bence ben oradaki aldığım pay, bana verilen bir şey söylemiyorum. Ben olay ne biliyor musun? Ne okursan oku. Mindset'in aynıysa almak istediğim mesaj o oluyor abi. Biz şimdi bak bu üçüncü kitabımız olacak. Aynı ailenin ferdindeyiz yani kuzeniz. Ve bakışlarımız hayata bir o kadar benziyor ama çok da zıt evet. yorumluyoruz hayata bakışımız. Bu arada zenginlik bu da. Ama hani okurken de o da aslında gösteriyor kendini değil mi? Hayata bakışımızı da aslında. Tabii ki biz tabii ki. Biz yorumluyoruz. Biz her kitap, her şiir hı-hı. okuyan kişinin anladığı gibi evet. bir şiir ya da kitap ya da herhangi bir şey. Yine öyle bak yani. Bunu şeyde de söylemiştim. Kum Tefrikalarında Ömür Gündemi'yle beraber konuşmuştuk. Hani kitabı ve orada o zaman hani okyanus ötelerinde bence 30 kişi falan vardı. Yani şoka girmiştim. Nasıl yani? Oradan bunu mu anladınız? Buradan bunu mu? Ben yazara sorayım. Ya öyle mi anladınız gerçekten diyor. Hani ben onu düşünmemiştim. Bu arada aynı kişi olarak bu kitabı seneye ya da 5 sene sonra okuduğumda da bambaşka bir şey yani. Evet. O zaman muhtemelen. Diyeceğim ki değdi ihtiyar adam helal olsun evet. diyeceğim belki de. Kesinlikle. Biraz daha yaşlanacağım için. Kesinlikle. Evet. Ya da tam tersi. Siz hani yorumlarken dediniz hani karakter, yani yorumunuz değişti diye. İşte Serkan abi başka yorumlar vesaire. Gerçekten çaktırmadan 3. kitabımızı okuduk. Çok da güzel 3 kitap okuduk. Dediğimiz gibi başında videonun bizi zorlayan kitaplar oldu ama memnunuz halimizden. O nedenle hani kitap seçerken aman işte bayılmayalım, ölmeyelim, düşmeyelim dedik. Ama yine hiç yani haberimizin olmadığı hani benim birkaç işte seçtiğim kitapla ilgili birkaç fikrim var tabii ki. Ama biraz daha belki bize hani yani kolay okuyabileceğimiz kitaplar olmasını istedik. O nedenle iki kitabı seçtik. Birincisi Reza Hanım geçen sene okumuştu Küçük Yuvarlak Taşları. Yine onu okuyalım dedi çünkü kendisinin okuduğu kitabı okuduk biz bu arada. Üçüncü kitap olarak. Ben dedim ki en azından Melisa Kesmez'in başka bir kitabı var elimizde onu okuyalım. Nohut Oda okuyacağımız... İlk kitap diyorum Nohut Oda'ya. Nohut Oda'da yine 2019 yılı Sait Faik hikaye armağanını kazanmış. Sait Faik'ten Abası Yanık armağanını kazanmış Melisa Kesmez. Nohut Oda'yı okuyacağız. Geçen sene almıştım, merak ediyordum bu kitabı. Çünkü ütopik bir kitap. Çocuk kitabı olarak geçiyor bu arada ama bilmiyorum, sanmıyorum çocuk kitabı olduğunu. Kitabın adı Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca. Bu kitabı okuyacağız Yaşar Kemal'den. Yaşar Kemal çok uzun zamandır okumuyorum. Belki okudunuz mu? Ben de her zaman okudum. Yaşar Kemal. Hangi kitabını bilmiyorum. Bence ben lise zamanında falan okudum. Ben arkadaşlar ben İnce Mehmet 1'i okudum sanırım. 2, 3, 4 yok. Ben Antep'teydim yani öyle hatırlıyorum. Bir tek o 4 seri okudum ama. Yılanı Öldürseleri okudum bence ben. Bir daha Ağdağ Efsanesi'ni okudum. Neyse, Yaşar Kemal'den bir kitap okuyacağız. Seden'in seçmiş olduğu bir kitap var. Evet. Söyle Küçük Adam. Dinle. Dinle. Dinle Küçük Adam. Aynen. Ya da Boş Yapma Küçük Adam. Ya da Anlat Gitsin Küçük Adam. Şuraya kapağını koydum ben. Yani güzel 3 tane kitabımızı yine seçtik. Biz videolarımızı çekmeye inşallah devam ederiz. İzliyorsunuz bu arada. Demeci gösteriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Like'lamayı da unutmayın. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nice. Bravo, süperdi. Bence de güzel.